Herkes selamlar. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Benim keyfim yerinde. Amerika videoları başladığı için çok heyecanlıyım. Hikayemiz Norveç Oslo'dan New York'a 272 euroya tek yön uçak bileti bulmam ile başlıyor. Norse Havayolu bir Norveç firması olduğu için kuzey ışıklarına benzer şovlar yaşadığım ilk uçak yolculuğum oldu. Kabin ekibi sıcak tavırlarıyla 8 saat sonra Amerika New York'a vardık. Girişte sadece işimi sordular ve vizeme damgayı vurup içeri aldılar. Ama Amerika tahmin ettiğimden bile pahalı çıktı. Gecelik New York otel fiyatları minimum 107 dolardan başlıyor. Durum böyle olunca Couchsurfing uygulamasından tanıştığım William'da kalmayı tercih ettim. 10 yıldır havalimanında çalışan William beni girişte karşıladı ve evine doğru yolculuğa başladık. Ama şansım o gün tren bozulmuş. O nedenle o otobüsten bu otobüse, o sokaktan buraya derken geceleri New York tehlikeli olur diyorlardı. Ne yalan söyleyeyim, ilk günden hissettirdi. Karanlık sokakların ardından William'ın evine giriş yaptık. Açıkçası kaldığım en pis Couchsurfing evi, ama yine de gecelik bir otel odasına 150 dolar vermektense burayı ben tercih ederim. Biraz rahatsız geçen bir gecenin ardından sabah William ile vedalaşıp Manhattan macerasını başlatmak için merkeze doğru yola çıktım. Bu bölümde meşhur Times Meydanı'ndan Central Park'a, Empire State Binası'ndan İkiz Kuleler'e, Özgürlük Heykeli'nden Amerikan Borsası'nın yönetildiği Wall Street'e kadar Manhattan Adası'nı bir gün içinde gezeceğiz. Size zahmet olmazsa videoya bir beğeni bırakıp kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Artık kemerlerimizi bağladıysak Amerika New York seyahati başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Gençler ve daima genç kalan insanlar. New York, Times Square'den herkese selamlar diliyorum. Arkadaşlar, cıvıl cıvıl bir ortam. Videoyu burada açmak istedim. Şöyle etrafa bakarsanız, burası böyle ışıl ışıl Disney karakterlerini gördüğünüz, reklamları gördüğünüz, alışveriş yapabildiğiniz, kahvenizi içebildiğiniz, hamburger yiyebildiğiniz ve bol bol fotoğraf çekilebildiğiniz bir yer. New York, özellikle Manhattan, arkadaşlar böyle kek bölünür gibi sokaklara ve bulvarlara bölünmüş. Her köşe başında işte 45. Street, 6. Avenue, 7. Avenue, yani bulvar herhalde Türkçesi çevirirsek, böyle şeyler göreceksiniz. Aslında burası eskilerden porno filmlerin döndüğü, ondan sonra seks işçilerinin dolaştığı, uyuşturucu satıcıların cirit attığı bir yerde. Belediye başkanı değiştikten sonra G ile başlayan bir adı vardı. Adını yazarım, şu an hatırlayamadım adını. Burayı güzelleştirmeye başlıyorlar. Özellikle Disney çok yatırım yapıyor buraya. Zaten Disney karakterlerini, kahramanlarını ve reklamlarını çokça göreceksiniz. Yakın olan yer arkadaşlar bize Rockefeller merkezi. Biliyorsunuz bu Amerika'nın ilk milyarderi var ya, Rockefeller, dünyayı yöneten 5 aileden biri falan diye böyle konuşulur. Buradan yaklaşık bir 5 dakika falan bir yürüyüşle gideceğiz. Buluruz yani, yakın birçok yer var. Empire State var. İşte bu Central Park denilen yer var. Burası artık lüksün merkezi arkadaşlar. Mid New York'ta, yani orta New York'tayız şu an. Ve burada çok fazla gezilecek yer, böyle yürüyerek gezebileceğiniz yer var. İlk olarak ben buradan başlamak istedim. Şimdi John D. Rockefeller burayı 1928 yılında Kolombiya Üniversitesi'nden kiralıyor. Amacı da şu: burada gizli alkol satılıyormuş. O da bunu engellemek için gelip burayı satın alıyor. Böyle merkezde paten yapan insanları görebilirsiniz. Burada Prometheus heykeli var. Birçok alışveriş merkezi var, iş hanı var. Şöyle. Güzel bir yer. Yani buraya geldiğinizde bence kesinlikle uğrayın. Ne bunlar? Ne yapıyorlar acaba? Tatlı bir protesto ama herhalde. Küçük bir şey. Ben de öyle diyor. Sag after on strike. Allah, hiç anlamadım ne olduğunu. Keçisi mi var o kadının? Şaka yapıyorsun ya. Hello. Abi şey de bağlamış altına. Bez de bağlamış. What?
They do make the neatest pets. What do you mean they do take needles? They make the best pets. They are the best pets? Yeah. Ah. They're actually my husband's service emotional support animals. Huh. They're registered, that's what their tags are. Okay. How long have you been feeding goats? Well, my husband had a stroke in November. Mm-hmm. I had him home since April. So we've had the goat since about April. Kocası felç geçiriyor. Bu şeylerde, keçilerde duygusal olarak ona destek veriyormuş. Bu da medyada işte var olmak için herhalde böyle bir duruma girmiş. Şimdi yavaş yavaş dikkat çekiyoruz dedi. New York böyle herhalde yani hani. Bir şekilde bak dikkat çekiyor kadın. Burası da arkadaşlar Diamond ve Jewelry Way diye, yani mücevher ve elmas yolu diye biliniyor. Burada bakın genelde zaten Yahudiler burayı işletiyor. Şu anda bir geçiyor. Bakın görüyorsunuz Yahudi'ye. Can I ask you one question? If I want to buy 1 gram of gold in New York City, how much is that? Everywhere is different. In here? Everywhere is different. Okay, in it's different here? Different everywhere. And this, in this shop? This shop, in every shop is different. Okay, how much in this shop? How much are you looking for? Like I'm trying to understand how much for 1 gram in this show. İçeri girip ben soracağım. Ben izin verirlerse çekerim. Do you sell grams of gold here? 1 gram of gold. Sure. And how much 1 gram here? It's 24 carat of 1 gram, huh? Yeah. And how much is that? This one's 275. That's so expensive. Adam 1 gramı 275 dolar dedi ilk önce. Sonra dedim bu dayı dedim çok pahalı bu. 120 dolara çekti. 120 dolar yine pahalı aga. Neredeyse yani aşağı yukarı 2 katı. Burada Türkiye'nin reklamını yapıyorlar. Aha bak Kerem Bürsün, Turkey has its all falan. Bir de çok fazla bu arada burada İsrail propagandası yapılıyor. Tabii ben savaşın her türlüsüne, katliamın her türlüsüne, özellikle de masum canlara kıyılmasına karşıyım. Onun bir ideolojiyle alakası yok. İnsanlar ölüyor yani bu durumda. Ve her ne olursa olsun en kısa zamanda bitmesini istiyorum. Bak Shaggy'nin şeyi geldi. Hello. New York City baby. You're a tough guy. Thank you. You're taking me for. Shake your hand. Where you from? Turkey. You listen to hip hop music? Yes. Did my sound back with you? It's against racism and gun violence, so I stop everybody. You, this first time here? Yeah. You like it so far? Yeah. You'll love the music. It's 25 tracks on here, all original beats. This is my music. I want you to take it back to Turkey with you. Okay, I'm gonna put you in YouTube. I want you to, brother. It's no price. It is just a small tip today from out your heart, whatever you can help out with today, you know? You married, girlfriend? Yeah, I have a girlfriend. Track 6, make babies. Can give you 5. If you like. Five is cool. Support at the end of the day, you know? Bless us. Ya ben bunu muhtemelen scan etmem. Çünkü ne olacağı belli değil yani. Emin değilim. Adam yalan dolan da olabilir. Ama konuştuk, muhabbet, sohbet ettik. Bir 5 dolar başkanı ateşledim. Irkçılığa karşı bir şey. Ama bence siz de şey yapmayın arkadaşlar bunu. Hani şuradan Instagram'dan bu adama bakın da. Joe Say I mıdır nedir adı? Yine de şimdi scan edersin, şifrelerin miflerini çalarlar. Boş ver, gerek yok. How much is that? New York'un arkadaşlar, yani burası zaten karma bir millet. Öyle çok fazla bir yemek kültürü beklemeyin. Pizzası New York pizza meşhur. Bakalım nasıl bir şey. Aman. Peynirli bu düz pizza. Ucuz etin yahnisi gibi bu. Meşhur Central Park'a geldik arkadaşlar. Burada şöyle bisikletler yapıyor. Bunu genelde Türkler yapıyor dediler bana da. Thank you. How much is that? How many people? One. How long do you want to go? Just like 10 minutes. 10 minutes? Hmm. 10 minutes? 40 dollars. 40. 10 dakikası 40 dolar. How much for 10 minutes of trip with this one? Not 10 minutes, it takes like a 20-30 minutes, you know, around the park. Türk müsün sen? Are you Turkish? No. Ha, okay. 30 minutes, like a $50. $50, alright. Thanks.
Türk gibi konuştu ya. Aksanı çok Türk'e benziyordu. Burası insan yapımı. Hiç insan yapımı gibi değil ama böyle Manhattan'ın tam ortasında. Ben size şeyden haritadan da gösteririm şu an. Böyle tam Manhattan'ın ortasında insanların köpeklerini gezdirdiği, gelip piknik yaptıkları, biraz şehirden kaçıp hava almak istedikleri bir yer. Bu arada bu gittiğimiz bütün her yeri arkadaşlar ben yürüyerek gittim şu an için. Belki hiç gelmemişsiniz, hatta ilk kez gelecek olanlara bir seyahat rehberi niteliğinde bir şey de olsun istiyorum açıkçası. Çok para harcamadan yürüyerek ucuz yollu böyle bir New York, en azından ilk günümüz böyle olsun istiyorum. Gerçekten de güzel, huzurlu hissettiğiniz bir yer burası. Hikayesi de şöyle arkadaşlar. 1840 yılında William Bryant diye bir şair var. Diyor ki çok fazla New York nüfusu arttı, yeşil alana ihtiyacımız var diyor. Ve 3000 işçiyle 16 yılda yapıyorlar bu gördüğünüz parkı. 75.000'den fazla ağaç var burada. Böyle bak küçük sincaplar var. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama telefonla çekerim ben size. Bisikletli abilere atlarsanız onlar sizi 50 dolar karşılığında böyle bir yarım saat tur attırıyorlar. Filmlerin, dizilerin çekildiği yerler var, oraları gösteriyorlar. Benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Ondan yapmayacağım. Şöyle biraz turlayıp sadece hani burayı yaşamak, böyle derin derin nefes almak istiyorum. Let's go guys, the race is all yours. You had the whole race. Come on man, he don't break guys. Şöyle düşünün bunu, yine haritaya koydum. Burası 4 kilometre uzunluğunda, 1 kilometrede genişliğinde bir park. Manhattan'ın içinde biz sadece bir bölümünü hani gezdik, gösterdim size. Burası o gördüğünüz pahalı mağazaların, eşyaların, malların, ne dersiniz, satıldığı yer. Mesela Louis Vuitton'un olduğu yer şurası. Solda Trump Tower var. Bulgari. İzin verirler mi bilmiyorum ama çekmeye bir gireyim. Hello. Nasıl içerisi bakalım. Ne yapıyorsun? Ah okay. Alright. Çektirmediler. No film dedi. Ben şansımı denedim abi. Sokaklar 57, 56, 55 diye böyle aşağı iniyor. Ondan mesela biz düz devam ettiğimiz için arkadaşlar şimdi 56. caddeye geldik. Baya New York'u böyle keki keser gibi kesmişler abi. Paraleller ve meridyenler, hani bahsettiğim şey o aslında. Dikey ve yatay çizgilerle demek daha doğrusu olur. Starbucks'a girip buradaki hem fiyatları görelim hem bir bakalım Starbucks fiyatları nasıl, içeriği nasıl. Küçük Amerikanlı arkadaşlar 4.95. Cafe Mocha mesela küçüğü 6.5. One Tall Americano. Hoppa. Starbucks'tan kahvemi almışım. Times Meydanı'na çıkmışım. Şöyle keyiflice kahvemi yudumlarken yavaş yavaş Empire State binasına doğru gidiyorum. İki katlı Empire State binasını görüyorsunuz. Bu arkadaş, düşünün, King Kong bile buraya çıkabilmek için 449 metre tırmanmış. Yani 449 metrelik devasa bir yapıyı şu an görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var burası. 1931 yılında bu bina yapıldıktan sonra arkadaşlar büyük buhran döneminde vergilerini bile ödeyemiyor ve bunu ödemek için gelip ziyaretçilerin manzarayı izlemesini ve oradan aldığı parayla vergilerini ödemesini sağlıyorlar. Öyle bir bina.
Oğlum çok ilginç reklamlar var ya. Baksana. Koltuk altı kılının reklamını yapıyor adam. Tamam istediğini yap güzel kardeşim. Özgürlükler dünyası da. Neden? Ha neden ya? Neden yani? Bak. The Pits of New York. Koltuk altı kılının bile adamlar reklamını yapıyor. Amerika vallahi reklam ya. Full adamların başka bir olayı yok. Çözmüşler bunu abi. Reklamla biz bu işi çözeriz yani satıyoruz demişler. Sonra abi önüne gelen her şeyin reklamını yapabiliyorlar. Burada böyle her yerde coffee shoplar var. Yani Amsterdam'da coffee shop diyorlar bunlara. Böyle esrar dükkanları var. Gördünüz mü? Girebiliyor mu acaba ya? Hello. No? Okay. Girilmiyor. Burada bakın. New York'ta yasal. Diğer eyaletlerde de benim bildiğim bazılarında yasal. Bazılarında değil. Ama bu sokak üstünde birçok böyle dükkan görebilirsiniz yani. Başka bir şeyci. Sigara dükkanı. Devam ediyoruz. Bakalım bir tane daha Mr. Knox Cannabis Club. Burası Chelsea. Yani biraz daha artık Chelsea bölgesindeyiz. Burada bir Chelsea Market diye bir yer var. Oraya doğru gitmek istiyorum aslında. Burası hem alışveriş hem de böyle market gibi bir yer. Bir bina. Burası bir pasaj gibi bir yer anladığım kadarıyla. Yani her şeyi bulabilirsiniz burada gibi. Birçok yemek yeri var. Fiyatlara bakalım mı mesela? Buradaki bir steak, ribeye steak 19 euro. Şimdi yukarı çıktık. Falafel 15 dolar. İçerisi de böyle. Burada bir şeyler yiyip içmek isterseniz. Aha bak alın size bir burası şey coffee shop. Ama burada çektirirler mi çektirmezler mi bilmiyorum. Atana kadar gösteririm ama size etrafı. Chelsea Market'ten de kendimize atalım. Aha T-Mobile. Vallahi T-Mobile. Oğlum açıksa şuradan ben kendime bir hat alayım ya. Hello. Do you sell SIM cards here? Yeah. How long are you gonna be here for? Me, 2 more weeks. You gonna spend Halloween here? Yeah. You gonna go out? Yeah. Yeah. You dressing up? Yeah. What are you gonna be? I don't know. You don't know yet? No. What should I be? I don't know. Vampire? What are you gonna be? I'm gonna be a lion. Lion? I'm gonna be a lion. I ordered my costume yesterday. You from here? Yeah, I'm from the Bronx. $66 arkadaşlar eSIM olarak yapılıyor. her şeyi dahil yapabiliriz. $40 da vardı ben şey yapmak istedim. Goodbye, thank you. Arkadaşlar Wall Street'in tarafına gidiyoruz. Ben metro kart alacağım. Yeni bir kart alıp unlimited ride alacağım. Yani bir hafta boyunca bakın 7 gün $34'dan. Bunu alacağım. Bir haftalık $34 karşılığında aldım bunu. Bütün metrolarda kullanabiliriz. Bakın şu an gideceğimiz yer daha güneye gidiyoruz biz. Şöyle bunu buradan okuttuk muydu? Olayımız budur. Vallahi biraz önce siyahi bir kardeşimiz geldi buraya. Anasını ağlattı baksanıza. 7-7 attı. 7-7 attı anasını satın. Çok ilginçti yani. Wall Street denilen yere geldik. Burası o Amerika borsalarının döndüğü yer. Aslında burada acıklı bir hikayesi var. Adını aldığı kısım. Burası 17. yüzyılda 1600'lerde aslında Hollandalılara yerler tarafından satılıyor. O nedenle aslında bu olduğumuz kısmın adı Manhattan'ın olduğu kısım New Amsterdam adını alıyor hatta o zamanlar. Fakat bundan satın alındıktan sonra yerliler gelip burada yaşamak istiyorlar sattıklarından sonra. Ve bu da bir savaşa yol açıyor. Yerlilerden burayı korumak için ortaya bir duvar örüyorlar. Buna da işte Wall Street adında o duvardan alıyor. Tabii çok kanlı savaşlar geçiyor bu
durumda. Bu savaştan yerliler de süren sonra savaşa karşı tepki olarak saldırıya geçtiklerinde Hollanda Batı Hindistan Kumpanyası bu sefer de Afrika'dan getirdiği kölelerle burayı daha güçlü bir duvar haline getirdi. İşte kölelerden duvarlar yapıyorlar burada. Yani adı Wall Street olarak kalıyor. Biliyorsunuz bir tane Hollywood filmi var, Leonardo DiCaprio'nun The Wolf of Wall Street diye. O zaman o filmi izlediyseniz böyle burada kağıtların, stok denilen kağıtların havalarda uçtuğu, telefonların telefon trafiklerinin olduğu bir film. Ama şu an tabii ki de öyle değildir. Bilgisayarlarda alım satımlar yapılıyor burada. Yani borsası, Amerika'nın borsası diye düşebilirsiniz bu caddeye. Sir, can I ask you something? Yes. I'm trying to find the trace of the Wall Street. The old walls, they are the trace. Do you know where are they? Right here. This? Yeah. Okay, bu abi. Tam burası dedi. O şeyin, duvarın olduğu yer burası. Yani buradan böyle duvarı örmüşler arkadaşlar. Yerlilerden korumak için kendilerini. Burada size anlattığım 1653'ten 1669'a kadar diyor ki bu Wall Street diyor. Aslında bir savunma için New Amsterdam. Yani Hollandalıların koyduğu at. New Amsterdam. Ve meşhur 11 Eylül saldırılarının yapıldığı yere geldik arkadaşlar. İkiz kulelerin olduğu yere eskiden yani. Şu anda World Trade Center'ı görüyorsunuz. Burası saldırıdan önce 1973 yılında dünyanın en yüksek binasıydı. Fakat kaçırılan iki tane yolcu uçağının binalara çarpmasıyla Amerika tarihindeki en büyük kayıplardan biri oldu. 3000 kişi bu saldırıda, bu terör saldırısında öldü. Zaten ondan sonra dünya tamamen farklı bir boyut aldı. Amerika Afganistan'a girdi. Ve Orta Doğu'da tabiri caizse kan gölü olmaya başladı yani. Bu arada şurada çok tatlı bir sincap gördüm. Onu size göstermek istiyorum. Buradaki sincaplar çok evcil. Yani yemek alıyorlar. Öyle yanlarına yaklaşılmasını bir şey yapmıyorlar. Bak tiplere bak. Bütün olanlardan, olaylardan habersiz tatlı sincapımız yemeğini alıyor, yiyor. Wall Street'ten sadece yürüyerek 5 dakika uzaklıkta bir yer. Şu an olduğumuz yer. Ve buradan da özgürlük heykelini görmek için, yani o denizin içinde de en azından uzaktan görmek için birazcık daha yürüyeceğiz. Feribot falan var. Soralım kaç para bir şey var. Hi. How much for the ferry? $38. Okay. 37 dolara şeye binebilirsiniz. Feribota binip. No. Biz ne yapacağız? Biz yürüye yürüye gideceğiz. Uzaktan göreceğiz. Geldik. Meşhur heykele. Siz oradan göremiyorsunuz ama ben gidince telefondan çekeceğim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yakınlaşıyorum görmek için. Çok uzakta ama özgürlük heykelimiz budur. Normalde bakın şurada bir feribot var. 37 dolar karşılığında bu feribota binip bu adayı ziyaret edebiliyorsunuz. Heykeli mimarı Frederick ve yapı mühendisliğini de Gustave Eiffel üstleniyor. Gustave Eiffel, soyundan da anlayacağınız gibi Eiffel Kulesi'nin kendisi yapı mimarı olur. Fransız hükümetinin Amerika hükümetine bir hediyesidir. Fransa ve Amerika devrimlerinden sonra özgürlük sembolleriyle gelip o zamanın parası 250 bin dolar maliyeti oluyor. 1800'lü yıllarda bu arada hediye ediliyor. O zamanın 250 bin doları. Geldik Amerika, New York, özellikle Manhattan turumuzun sonuna arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de bir gün gelip bunları canlı görme imkanını elde edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you, goodbye. Have a nice day.